bir filmi düşünelim veya bir diziyi düşünelim. Bunlar bir filmin sonunu senarist veya yönetmen hiç böyle filmin başından daha kötü bir şekilde bitirir mi? Böyle bir şey yapsa hem o senaristin veya da yönetmeni herkes güler bunlara. Zira final her zaman en güzel olur. Bu böyledir, bu bir gerçektir. Dünya hayatı da bir film düşünelim. Dünya hayatının finali ahiret olacaktır. Rabbimiz finali en güzel bir şekilde tamamlayacaktır. Mesela bizim evimize gelen bir misafir düşünelim. Her türlü ikramda bulunuyoruz ona. Hiçbir şeyi eksiksiz bir şekilde hizmette kusur etmiyoruz. O misafir ne şekilde bir duygu içerisine girer? Demek ki ben değerliyim. Bu insanlar bana bu kadar kıymet verdiğine göre değil mi? Bu nimetlerin devamı da gelecektir hissi o insanda uyanır. Mesela biz o misafiri dama çıkarsak ve o damdan baş aşağı atsak, yaptığımız o bütün hizmetlerin, o ikramların bir anlam ifade eder mi? İşte bunun gibi Rabbimizle dünyada aymaya kalkışırsak bitiremeyeceğimiz kadar nimet bize sunmuş. Peki bütün bu nimetlerden sonra neyi gösteriyor? Ev sahibinin nimetlerin devamı olan o final dediğimiz güzel bir şeyi tamamlama hissi bizde uyanması gerekir. İslam alimlerden bazıları yani her şeyi insanın hizmetine sunan Allah Celle Celaluhu bir filmin finalini finaline yakışır şekilde kalkıp onu kabirde yani yılanlara, böceklere yedirir mi? Bu filmin finali bu şekilde biterse bu zatın yani yaptığı işin ne kadar abes bir iş olduğu ortaya çıkmaz. Ve Üstad Hazretleri şöyle bitiriyor. Diyor ki evimizin süsünü bile düşünen Allah, bu kadar bizlere hizmete kusur etmeyen Allah elbette bizleri yokluğa mahkum etmeyecek.